Herkese merhaba. Merhabalar. Öncelikle ben kusura bakmayın biraz hasta gibiyim. Biraz kötü gözüküyorsam <laughs> şey yapmayın ama çok güzel haberlerimiz var. Artık böyle biraz haz haziran falan yaklaşınca bütün anakartçılar, işlemciler coşturmaya başladı. <laughs> Haziran ayında Computex gerçekleştirilecek Tayvan'da. Evet. Dünyanın en büyük donanım teknolojileri, PC teknolojileri fuarı aslında başka da kalmadı. Hani dünyanın en büyük evet. tek diyelim bilgisayar endüstrisi konusunda. Fuarları bitirdik ne yazık ki. Ee, çok az kaldı yani bütün sadece şeyde değil donanım sektöründe değil aynı zamanda yazılım, oyun sektöründe de azaldılar çünkü hani şey değişti, evren değişti biraz da. Evren değişti. Şimdi şöyle bir şey var. Teknoloji kısmına baktığımızda teknoloji kısmı birkaç fuar kaybetti. Onu çok geçmişte kaybetmiştik. Hı -hı. Sebit vesaire gibi Türkiye'de Hı -hı. düzenlenenler kalmadı ama Computex ya da işte bizim Ces. Aynen. gittiğimiz CES gibi fuarlarda, IFA gibi fuarlarda herhangi bir şey azalmadı ya da Mobil Dünya Kongresi. Bunlar ayakta kalmaya devam ettiler. Pandemi de zarar vermedi ama yazılım dünyası senin de dediğin gibi komple ortadan kalktı. Bir Gamescom Tamamen kaldı, kaldı herhalde, değil mi? Oyun ya Gamescom var. kaldı ama Gamescom'da biraz daha şey olduğu için halka dönük hani böyle business business değil böyle bütün açıklama şey değil de halk gelsin oynasın olduğu için hayatta ve hayatta kalmaya devam edecek bu arada açıkçası e ama onun dışında artık firmalar şey dedi biz niye tek bir haftaya sığdırıyoruz ki oyunlarımızı duyuramıyoruz çünkü orada hani büyük balık kapıyor bütün ilgiyi onun dışında evet. diğerlere çabalıyor hani o yüzden dağıldı biraz da hani şey dediler biz sosyal medyayı kullanarak daha fazla kişi ulaşabiliyoruz. Niye böyle bir şeyle uğraşalım ama işte hani en azından donanım kısmında biraz daha devam ediyoruz ki Computex geliyor çok da güzel şeyler de hani hem sızmaya başladı hem sızmayanları da görmeye başlayacağız. Kesinlikle öyle şimdi ilk haberimiz gerçekten aslında birkaç haber arda arda vereceğiz ve sektörün nasıl değişeceğini bildiğimizin evet. şu anda kullandığımız sistemlerin nasıl demoda kalacaklarını gösteren bir konu. Mediatek, Mediatek çok uzun bir zamandır arm tabanlı işlemciler üretiyor. Televizyonlarda <laughs> yoğun bir şekilde kullanılıyor ürettiği işlemciler. Cep telefonlarında zaten yakından tanıyor insanlar. <laughs> Nvidia ile GPU konusunda daha önce bir iş birlikteliği duyurmuşlardı. Şimdi çıkan sızıntılar gösteriyor ki Nvidia ile ortak bir şekilde Snapdragon X-Series veya Apple Silicon'a rakip bir işlemci geliştiriyorlar. Yani üstüne Windows çalıştıracağımız ya da Linux çalıştıracağımız duruma göre... ...ve bildiğimiz bilgisayar uygulamalarını, masaüstü uygulamalarını çalıştırmak için... ...bir işlemci üstüne çalışıyorlarmış. Mediatek tek, tek başına açıklama yapsa heyecanlanmazdım. Ama Aynen işin öyle. içinde Nvidia'nın nesi bile yetti yani heyecanlandırmak için. Zaten bir de insanların da hani haberlerin de giriş şekli zaten o yüzden AI PC'ler çıkabilirler diye giriyorlar. Çünkü hala hani markette tekel, hani lider demiyorum. Tek kişi diyorum Nvidia. Ve bu yüzden hani zaten... Arma da alırmaya çalışmışlardı. İngiltere dediler, yapma. I -ı. yaptılar ve zorlamadılar. Hiç tekrar şey yapmadılar bu konu hakkında. Çünkü çok büyük bir tekel oluşacak. arma alsalar. Ee, o yüzden hani bu heyecanlandırdı beni. İşin bir işine girecek olmalı. Çünkü girmek istiyorlardı. Hani arma almaları onu gösteriyordu Nvidia'nın. Ee, ama orada bir hani yok deyince başka bir yöne bakmışlar. Başka bir partner bulmuşlar. Yine arm üzerinden ilerlemek istemişler. Çünkü bildikleri veya geliştirebildikleri geliştirebilecekleri, hızlıca girebilecekleri bir platform X86 gibi hani geriden gelmeyecekler. o yüzden hoş bir şey ve ya yani yüksek fiyatlı ürünler olarak da çıkarmaya çalışmayacaklar. Daha düşük orta segment laptop ürünleri olarak hedefliyorlarmış sızıntılara göre. ya yani 300 dolarlık bir hedefleri var. Yani enteresan bir ürün olacak. İlk 2025'in ilk yarısında ortasında göreceğimiz bir şey gibi sızıntılar gösteriyor. Bakalım. Tabii şimdi Windows'un ARM versiyonu zaten geliştiriliyor, biliyoruz. Snapdragon X-serit üstünde de Windows 11'in ARM tabanlı bir versiyonu çalışacak. Evet, birçok uygulama büyük ihtimalle ilk aralarda Wrapper dediğimiz ya da Emulation dediğimiz yöntemlerle çalışacak. Ama bir yerden sonra Native dediğimiz bu gerçekten ARM tabanlı işlemciler için evet. yazılmış doğal uygulamalar çıktığında biz gerçek performansını görmeye başlayacağız bu uygulamaların. Çıkarsa tabii şimdi Windows için bir şey söyleyemiyorum o yüzden de. Ya, ben, benim tek umudum hani... ARM ya yani Apple'daki kullandıkları kod tama temelini rahatça aktarabilmeleri. Hani benim tek umudum o hani Windows'lu Apple'ın çok fazla ARM konusunda çatışmayıp ortak bir kütüphane kurmaları. Hani bir hayalim var. İnşallah olur. İnşallah göreceğiz. Şimdi bir tane haber var. Bu güzel bir haber aslında. Video Cars'ta çıkmış. Diyor ki Qualcomm Snapdragon X Elite ile beraber Apple'ın hiç bakmadığı bir yere bakıyor. Çünkü Linux desteği üstünde çalışıyor diyor. Evet. O e, ya bence bu arada hoş çünkü Linux'te evet e, M serilerindeki MacBook'lara Linux'te yükleyebildiğin distrolar var. Ama bunlar çok fazla değil ve orada da çok limitasyonlar var. Çok fazla driver problemleri var. O yüzden hani direkt resmi olarak destekli bir tane ARM işlemcisinin olması ve aynı zamanda işte driverların güncelli tutulması şey yapılması ve güç açısından da Linux hani elinde sonunda kostümizasyon olarak en en iyi işletim sistemi. En temeline kadar hani açık kaynak olması da çok hızlı ilerletiyor her şeyi. Ee, büyük ihtimalle o yüzden hani hem e, yazılımlarda hem oyunlarda inanılmaz büyük bir atılım göreceğiz ARM cihazlarında. Bu Linux desteği geldi resmi olarak geldikten sonra. O yüzden bu tür şeyleri hani direkt Linux'e bir tarafın destek vermesi çok heyecanlandırıyor. Sadece hani Linux tarafı değil Windows tarafı da bundan faydalanacak. MacOS tarafı da bundan faydalanacak yani çünkü şeyi görüyoruz. Yani en temelinden, yani oyun üzerinden anlatalım. Proton olayını da görüyoruz. Proton'un desteği hem Mac'e yaradı, hem Windows'a yaradı, hem eski Windows'lara yaradı. Hani her taraf bir artı görüyor bu sayede. Şimdi Linux'un çekirdeğinin yaratıcısı. işte <laughs> neydi tam olarak nasıl okunuyor? Torvald's. <laughs> <laughs> Thorvalds değil mi? Öyle oku. Evet, evet Torvalds. Linus. Linus, Linus Torvalds. Hatta Linus'ı görünce insan aklı bir şeye gidiyor. Linus Tech Tips var ya bizim sektörde. <laughs> Linus Torvalds demiş ki şu andaki favori sistemim Ampera Arch 64 sistem ve bunun üstünde Linux'le uğraşıyormuş. Yani Linux'ün ARM tabanlı bir versiyonu konusunda. Zaten var aslında çalıştırılan bir sürü özel evet. versiyon var ama hani çok çok büyük adımlar atılıyor burada hani Herkesin artık buraya eğilmiş olması Qualcomm'dan Linux'un çekirdeğini evet. yazan adama kadar, geliştiren adama kadar çok büyük bir değişimin böyle tam böyle kapısında bekliyoruz gibi geliyor ya böyle Bitmek üzere evet. yani şu anki devir. Evet evet. Yine bir yani devir önümüzdeki, kapatıyoruz. Önümüzdeki bir iki sene özellikle yani ana PC'lerde olmasa bile masa şeylerde, laptoplarda bir değişim geliyor. Hani bir atlayacağız tamamen. Hani farklı bir işlemci segmentine geçeceğiz bence. Çünkü Hani armların x86'lara göre çok daha az elektrik tüketmesi. Müthiş bir artı. Yani şeyleri konuşuyoruz hani sızıntıları falan konuşuyoruz. Çarpı 2 batarya ömrü diyor. Yani muazzam bir şey bu. Windows için özellikle muazzam bir şey. Çünkü herhangi bir Windows'un PC'sinin güç kullanırken bu arada hani Windows şey video izlerken olarak bahsetmiyorum. İş yaparken 4 saati geçmesi bizim için muazzam bir şey. Herkes bir yanlış şey yapıyor. Evet of olmuş bu laptop diyoruz. Ama yani 4 saat çok minimal bir şey bence artık. Artık hani daha üstlere ulaşmamız lazım. Hani bataryayı büyütüp değil. Elektriği tüketimi azaltıp yapmamız lazım. Aynı zamanda hani herkesin kullanması da şeyde etkiliyor. Dediğim gibi hani farklı kişiler de geldiği için. Açık kaynak olduğu için bir anda donanım daha da etkili. Efficient olmaya başlıyor. Daha hani dengeli bir şekilde çalışmaya başlıyor. Daha fazla kişi baktığı için. Yavaş yavaş olacak gibi. Hani yavaş yavaş dediğim de hani. 6 aya bir geçiyoruz aslında. Evet hızlı bir geçiş Tutar olacak. Tutar Şimdi biz iç yazışmalarda şunlara değinmiştik dedikodu olarak. Snapdragon X Elite'in test sonuçlarının şey olabileceği, sahte Hı -hı. olabileceği. Çünkü üreticilerin abi bu bu kadar da iyi performans göstermiyor. Yarı yarıya daha düşük skorlar alıyoruz demeye başladığını konuşmuştuk. Şimdi Dell'den geldi bir sızıntı. Dell XPS 13 serisi Windows PC kullananlar için dizüstü bilgisayarlarda böyle elit, premium bir seridir. Ben evet, çok severim. Evet, iyi. Ben de. Yani ince çerçeveleri, hafifliği, eline aldığındaki o kıvamlı çalışması falan. O da güzel aletler yani. Gerçekten çok niş bir kategori. Windows dizüstü kullanacaksan tercih edilebilecek makinalardan biri üst seviyede. Şimdi XPS 13'lerin Snapdragon X Elite modelleri geliyormuş ve Intel Hı -hı. Elder Lake ile karşılaştırıldığında özellikle video izleme konusunda iki kat daha yüksek pil performansı verdi. Yani evet. birinde 5 saat izliyorsan diğerinde 10 saat izleyebildiğin ortaya çıktı. E şimdi tabii hep diyoruz ya verimlilik işte tabanlı işlemciler daha az enerji tüketecek birim işlerde vesaire diye. Burada da ortaya çıkıyor dizüstü dünyasına daha az ısınan, daha uzun pil süresi sunan, prizden uzakta %100 performanslı daha uzun süre çalışan makineler... Bizlerle olacak ve işin güzel tarafı hep bu söyleniyor. Fiyatlar yarı yarıya diyorlar. Intel işlemci evet, modellerle. Asıl yani o, o çok büyük bir artı. Çünkü yani sadece e, video izlemede değil aynı zamanda az önce konuştuğumuz gibi hani işte de hani Office 365 app'lerini kullanırken, uygulamaları kullanırken de %40'a yakın batarya e, artışı varmış. Hani yeti, yeterliliği. Bu bu arada daha optimize olmamış app'ler. Hani onun üzerine konuşuyorsak, evet. bu dediklerim hani evet video playback. Dediğimiz video oynatma evet optimize en azından şeyler var. Gerçi onlar da değildir büyük ihtimalle çünkü Windows tarafında Chrome'un veya Edge'in şu anda ARM tabanlı bir versiyonu yok diye biliyorum. Hani onu araştırmam lazım ama e, ofisin Office yok. Office'in olmadığını bildiğimiz için tamamen dediğim gibi Translator veya hani şeylerle çalışıyor. E, Translator'la yani sen %40 alıyorsan %50'yi zorlayabiliriz optimizasyonla demek. Bir muazzam bir şey çünkü işte hani aktif kullanımda dediğin gibi şarjsız %50 gidebiliyor bataryasız. Bu da yani güzel bir artış şey için. Şimdi İlk dizi seg geçiyor. segment için. Bu aletleri dizine koyduğunda genelde dizini yaktığı için hep masada kullanıyorsun. <laughs> yani. Evet. Şimdi herhalde Windows dizüstüler gerçek dizüstüler olacaklar. Dizüstünde kullanırken rahat edeceksin çünkü MacBook Air'de insanların en sevdiği şeydir. MacBook Air'de eğer web'de geziyorsan, basit işler, ofis işleri falan yapıyorsan makine ısınmıyor. MacBook Air Macbook Air'i Macbook Pro gibi kullanmaya çalıştım da ya. yani. 4K video render yaptığında uçak yani. kaldırıyor. Kaldıramıyor i̇şte, yok, işte o yüzden daha doğrusu. 3D render yapacağı falan diyaleti zorlarsan yapıyor mu yapıyor mu ya tabii ki o süreçlerde. O yüzden dizüstüler üstülüklerine geri dönecekler. Özellikle bu Dell XPS gibi makinelerde şey de var. Biliyorsun küçük de olsa bir fan koyuyorlar o ultrabook'lara. Tabii. Evet, evet. Çok sakin, sessiz bir şey evet. yapıyor, yapmaya çalışıyorlar. Bu da büyük bir avantaj sağlayabilir PC endüstrisi çünkü bu ısınan işlemciler ve yüksek şey nedeniyle sıcaklıkla nasıl baş edeceğini çok iyi öğrendi. MSI'ndan Asus'una deline kadar inovasyon teknolojiler <laughs> yapmaya başladılar. Hani evet. da böyle bir yarım boşluk bırakıp orada bir milimlik havadan şey buradan bir şey geçirmek falan çok uğraştı. Şimdi bir daha hani düzgün ısınmayan bir şey yaparlarsa neler neler yaparlar. O, onlar uçarlar yani o tarafta. Bir bu arada yine li teknik bir sızıntı. Ilgili... He, oradan bu sızıntıyla ilgili ben biraz daha araştırdım. Bayağı bir dosya sızmış bu arada hani sadece şey değil. E, bu slidelar, powerpointler filan hani gerçek datalar ki bu dataları söylerken sızıntı olarak söylüyoruz da şey gibi değil mesela. Qual, Qualcomm ilk açıkladıklarında biz böyle yarım bakmıştık ama bu internal hani iç datası olduğu için iç datalarda marketing yoktur. Hani yalan söylemezler. O yüzden bunlar güzel elimize sert datalar. Onun dışında bir de Nvidia şeyimiz var bunda. Çünkü şöyle bir şey demişler içeride de kendileri 2025'in başında e, Nvidia GPU update'i de bekliyormuş laptoplar için. Böyle de bir şey var mı? E, yani oraya da koymak istiyorlarmış o XPS'lere arm tamam değil de şey olarak Nvidia'nın 5000 serisini, 2000 laptop versiyonunu bu arada. XPS'lere XPS 2025 başında bekliyorlarmış. Ama en üst segment büyük ihtimalle bu. 2026'da da bütün full refresh istiyorlarmış. Yani bir 2026'da artık bütün çıkarttıklarımız 5000 serisi olur diye bekliyoruz gibi bir yazı var orada da. Hani birlikte yani de böyle. Ya. Evet 5000 geliyor. Büyük ihtimalle zaten biz, yani ben tahmin ediyorum bu senenin sonunda 80-90 görürüz zaten 70-60 zaten seneye kadar gör, bir ara çıkar. Ya bu arada dizüstü bilgisayar segmentinde yeni GPU'ları konuşacak olursak biliyorsun 2000 serisinde sadece masaüstü versiyonlarının aynısını evet. gördük. 3000 ve 4000'de ne yazık ki İn Nvidia altı, bir buçuk hatta. geri adım attı. Bayağı düşük GPU'lar kullanıyoruz. 4090, Hı -hı. 4090 değil diğer tarafta 4070'e falan denk geliyor. Yani yine çok hatta, güçsüz değil. Ya şey olarak bence daha kötü. Ben mesela yani iyi bir PC almak, laptop almak için Estğer VRAM dışında VRAM'i ayrı tutuyorum. 4090 asla önermiyorum laptop için çünkü çok daha fazla ısındığı için 4080'in altına düşüyor performansı. Böyle yani bir garip durum, durum var. O yüzden hani Nvidia şu anki 4000 serisini daha rafine çalışacak, daha enerji verimli çalışacak şekilde 5000 isminde, yani masaüstü 4000 serisinden bahsediyorum bu arada. Dizüstülere sokmayı başarırsa dizüstüler uçacak gidecek. Masaüstü 4060 Ti, ...bugün birçok dizüstü bilgisayar... ...oyuncu dizüstü bilgisayarın ben diyen makine için... ...fazla fazla yetecek bir GPU. Ve, ge, ve geçer de. Hani şu andaki masaüstü... Yani ...masaüstülerin en büyük sıkıntısı işte... ...küçük form faktör olduğu için ısınma. Yani soğutamıyorlar. 4000'i hiç soğutamıyorlar. Hani Dizüstülerde evet. falan neyse çok de... Bir ...neyse de 4000'de .000, yani... ...evet oyunu ilk açtığın 20 dakika çok iyi. 20 dakika bir geçiyor... ...diye thermal throttle geliyor bir anda. Hani bir bakıyorsun... ...clock speed'in... ...saat hızın yok olmuş. Ya O yüzden... Şu anda enerji verimli artmış bir 4000 serisi, masaüstü 4000 serisi dizüstüye gelirse olay değişir. Bu arada bir haber daha vereyim Intel Arc GPU'larla ilgili. Yani evet. ARM <laughs> ve Linux'ün bu bilgisayar tabanında nasıl geliştiğini görmesi için izleyenlerimizin. Normalde Intel bu GPU'ları... X86 için çıkarttı yani Windows Tabii. X86. A. Hatta X86 Windows x 12 için çıkarttı. Windows 11 evet, yani direkt. Çok spesifik 11 bile değil. DX11 yani. <laughs> bile değil. Sonradan sürücülerle falan toparladılar eski oyun performansını. Şimdi bir grup direkt Intel Arc GPU'yu alıyor. Linux ve ARM tabanlı bir bilgisayarda çalıştırıyorlar. Yani bu çok büyük bir gelişme. Yani bu... çok çok evet, zorlamış, bayağı zorlamış bu arada. Yani kendini falan değiştirmiş. Aynen VGA konsol şeylerini değiştirmiş, ayarlarını değiştirmiş. Ama çalıştırabilmesi bu arada çalıştırabilmekten kalsın oyun oynamış. Evet. Hani, o ne yani bir şey yapabilmiş. Hem ARM'a aktarabilmiş, üzerine bir de Linux'te aktarabilmiş. Ee, her şeyi aktaramamış ama bu arada her e, cihazı. Yani mesela şeyde 750... E, ...sinde bazen problem yaşamış Arkın ama hani yine de bir şekilde çözmüş adam ayarları hani takma diyerekten ve hani görüntü alabilmiş çok büyük bir başarı helal olsun. Evet bu yüzden hani gelecek sene belki de size uygun fiyatlı oyuncu sistemi dediğimizde içinde Intel ve AMD olmayacak. Qualcomm'un Mediatek'in işlemcilerini söylüyor olacağız. Mediatek işlemci. Abi fena değil bu işlemci ısınmıyor da fanı diyor üstünde falan. Pasif soğutucu duruyor üstünde böyle işlemcinin. Oyun oynuyorsun. Yani oynayabilirsin oynarız da. Yani oraya doğru gidiyoruz. Çünkü ben şeyde de mesela MacBook m de var. Ben M1 Max'da da denedim. M3 Pro'da da denedim. şu anda tamamen translator var. Hani bu şey dediğimiz GPTK GPTTK diye bir şey var. Apple'ın çıkardığı aslında yapımcı oyun yapımcıları için alın abi oyununuzu port edebilirsiniz sistemi ama bunu ya oyuncular olarak biz biz de kullanabiliyoruz. İndirip daha bayağı bildiğin exe'yi çalıştırabiliyorsun. Aslında Vine özünde. Linux'un Linux'e de kullandığımız. inanılmaz iyi çalışıyor. Yani ben Cyberpunk'ı şu anda 70-80 FPS oynayabiliyorum. DLSS 3'ü emüle edebiliyorum şu anda. Evet modla yapabiliyorum ama yapabiliyorum. Yani Macbook'ta tamamen bataryadan kopuk bir şekilde ben GTA veya Cyberpunk oynayabiliyorsam yani evet tamam biraz daha zor daha hani halka inmiş noktasında değil biraz ayar yapman gerekiyor bazen FSR'ın performansı çalışmazken Balanced'ı çalışıyor Hani performans açısından böyle şey yapıyor Görüntü gidip geliyor ama balance'da çalışmıyor hiçbir sıkıntı yok Ama Oynayabiliyorum Hani çalışabiliyorum artık bir şey gelmeye başladı Ve e, iyi de çalışıyor şu andaki hali bile iyi çalışıyor biraz daha böyle hani Halka inebileceğim versiyonda görsel arayüz güzel olur bilmem ne olur o zaman evet işte dediğin gibi hani çok fazla işlemci seçeneğimiz olur. Ucuzu da çalışacak güzel bir şekilde. Pahalısı da güzel çalışacak. Mis gibi bir şey olmaya başlayacak. Kesinlikle öyle. Şimdi bak bir başka konu var. Bu yani yazılımsal konuda Windows <laughs> uygulamalarının ARM tabanına emüle edilebilmesi konusunda. Emülasyonu da değil aslında. Bu bambaşka bir yer. Rapper dediğin senin o evet, evet. tercüme mi? Bu çevirici. Tercüme olarak, evet çevirici. tercüme bu arada aslında bu. Evet çevirici olarak değiştirelim. Android üzerinde Samsung Galaxy Tab S9'da. Fallout 4 oynamışlar 30 fps. 30 fps olmaz çok büyük bir başarı. Evet. Yani çak, çakılo 30 fps. Yani çünkü bir de şey motor da çok övülen bir motor değil şimdi Fallout'un motoru. Ee, o yüzden e, ya inanılmaz iyi çalışmış. Winlator yani... diye bir uygulama Windows uygulamalarını Android'e emüle etmek için kullanılıyor. Cep telefonunda da bir videoları var oynadıkları. Yani zaten şimdi cep telefonlarındaki işlemci cep telefonun ihtiyaçların ötesinde bir performans sunuyor. RAM Gereksiz geliştiler. <laughs> yani şimdi bunları böyle işlerde kullanmak gerçekten iyi. Ben Android için de bir şans olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi Apple biliyorsun daha kapalı bu konularda. Yani kalkıp da bir tamam, Windows <laughs> emülatörünü falan buraya koyman çok zor. Gerçi onlar da herhalde gelen tehlikeyi gördüler ki diye düşünüyorum. Emülatörlere falan kapa kapı açtılar biliyorsun. Apple Tabii ben de şu anda içerisinde. yüklü. Ben de bir tane PSP emülatörü yüklü. Çok da güzel çalışıyor. Al işte. Yani şu anda bunu yükleyip kullanabilir hale geldik güçlü işlemcileri üstünde. Yani öbür gün bizde de var bize de gelin demek zorunda kalacaklar. Yani millet cep telefonunda Windows 11 açabilir hale geldiğinde ya da Windows oyunlarını bu iş başka bir yere gitti demektir. Yani sen şimdi tabletin içine M4 işlemciyi koydun. Abi tamam yani M4 işlemci çizerin ne işine yarayacak abi M4 işlemci çizim yapıyor adam yani. Ya işte bir şöyle, bir yerden sonra işte o çizerin yok. Bu arada çizerleri yoruyor ya. Adam şey çünkü böyle 5.000'e 5.000 bir görüntü açıyor ya. Böyle devasa ha, bak bir şimdi şey. şimdi işte sınırsız sınır sadece... tabii ki. Çok uç noktadakine çok fazla yoruyor. Evet. Ama genel halka baktığında abi genel halka o işlemci fazla. gücünden faydalanmak tabii. Oyun ne olur ancak bak bütün halka böyle inebilirsin yani. E, aynen öyle. Ya, zaten burada yani oyun da çok hızlı ilerletiyor bütün yazılımları. Hani bu dediğin işte rapper'dır veya translator'dır en hızlı geliştiği yöntem de çünkü oyuncular hani adam özellikle Linux tarafını konuşacağım. Windows'u mecburen kuruyor PC'sine ve kurmak istemiyor. Yani tam böyle hani o hard diske utanması yumruk atacak seviyesinde sinir oluyor. Ama kurmak zorunda. Çünkü destek yok. Hani bazı oyunlar çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Adam sadece easy anti bir tane tike basmadığı için Linux'te çalışmıyor. Hani böyle sinir oluyor. Adam o adam artık yani düzgün ilerlediği için bu vayn işte protondur bilmem ne bunlara da kendi de artık hani destek veriyor ki ilerlesin bütün teknoloji ben artık Windows kurmayayım. Evet. Büyük ihtimal işte o dediğin gibi Linux'de de desteklemesi aynı zamanda Android'de Linux tabanlı Unix tabanlı olduğu için aktarılabiliyor bazı şeyler. böyle aktarla 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 artık hani burada bile baksana 30 FPS diyoruz. 30 FPS az buz bir şey değildi yani. Çakılı bir şekilde. Mac OS'i de hackliyorlar. Şimdi ee, onu tabii. da hackleyip Android çalıştırdığını düşün tablette. <laughs> yani olay başka bir yere gider. Bu arada hep böyle ARM diyoruz. İşte benzeri geleceği şekillendirecek teknolojiler diyoruz ama bugün ben oyun oynamak istiyorum dediğinde Vatan bilgisayarında burada sana çok güzel bir teklifi var. <laughs> Vatan'ın sizler için hazırladığı sistemde Gigabyte'ın GeForce RTX 4060 Windforce OC ekran kartını görüyoruz. İşlemci olarak da Intel Core i3-13100F var. Bu ekran kartı özellikle DLSS teknolojisi sayesinde yeni nesil oyunlarda sizlere ekstra kareler oluşturarak daha yüksek performans almanıza yardımcı olabiliyor. Yapay zekanın gücünden faydalanıyor. Gigabyte'ın H610M anakart üzerine kurulu sistem, Lexar Tor 16 GB, 2x8 GB, DDR4-3200 MHz belleklere sahip. Depolama birimi ise Kioxia 500 GB'lik M.2 SSD hızlı güzel bir şekilde oyunları yükler. Eğer çok fazla oyun yükleyecekseniz 1 terabaytlık bir M.2 SSD tercih edebilirsiniz. Power 650 wattlık güç kaynağıyla gelen güzel kasasıyla beraber iyi bir oyuncu sistemi sizleri bekliyor. Eğer sistem bileşenlerini beğendiyseniz hemen açıklamalardaki linke tıklayarak sistemin fiyatını da inceleyebilirsiniz. Intel'de bir haber var bana enteresan geldi. N250 ile beraber Intel sadece bu yeni işlemcilerindeki efficient core'ları Enerji verimli yüksek çekirdekleri barındıran işlemciler üretmeye başlıyor abi. Ya zaten bu N serisi biraz daha şey olacaktı hani yapay zeka odaklı daha düşük segment şeylerde PC'lerde filan olacaktı yapay zeka odaklı değil de hani. Bu stick PC falan diyoruz Heh, ya evet. tek böyle HDMI'ye soktuğum PC'lerde filan kullanılıyor belki NAS cihazları için. Oraya ya zaten fiyat olarak işte. da 55 dolar gibi bir şey girmişler. Tam dediğin gibi NAS cihazı. Hani medya hani medyada değil de ev ağındaki küçük şeyler için. E, tamamen hani full efficient core olsun. Az elektrik, elektrik harcamasın. Hatta az elektrik değil, elektrik harcamasın. haberi olmasın kendisinden cihazı. Bence yani mantıklı. Hani orada performans core'a da çok ihtiyacın yok. Yani ben mesela Raspberry Pi'de hızlı bir şeye ihtiyacım yok. işlem yapabilecek bir şeye ihtiyacım var sadece hani çalışsın. Kafi benim için. Bunda biraz ama şey enteresan 0-1'e kadar inebiliyor. 0-1 GHz'e kadar inebiliyor. Hani o kadar e İnanılmaz etkili bir... Skalada. bir skalada. Evet hani skalası böyle normalde hani 1-2 inme filandır da yok bu 0-1'e kadar inebiliyor. 0-1 ile 3-2 arasında turbo boost'u da e, 3-2'ymiş. Büyük bir e, ayrım var ikisi cihaz arasında. Aynı şey içinde. Yani uyku modunda gerçekten az tüketecek sistemlerle akıllı evin bir parçası olabilir akıllı ağların. Önemli bir konu bu. Gelişmeler arasında yer vereyim dedim. Bir yerde de Thunderbolt için bir teknoloji çıktı. Thunderbolt Share gördün mü? Gördüm. Çok heyecanlandırdı. Ya yani ben mutlu oldum buna. Açıkçası. Abi ben mut ya ben şimdi bu teknolojinin haberlerini gördüm. Bazı arkadaşlar yanlış anlamış. Bilgisayarınızla dizi üstünüzü birleştireceksiniz falan diye böyle. Ya, o değil. Birleştirme tamamen hani şey olarak. Ethernet bağlı. Yani biz eskiden bunu iki tane Ethernet'e yani switch koymayacağız artık. Yani iki alet birbirini ethernet şey, Thunderbolt üzerinden iletişim kurabilecek çok iyi bir şekilde. Ha 40 gigabit 40 gigabit hızda iletişim kuracaklar. Evet. Görüntü paylaşımı, ondan sonra çeşitli donanımların paylaşımını buradan yapacaklar. Dosya aktarmak çok daha hızlı olacaktı Hı -hı. bir PC'den PC'ye. Şimdi yeni NAS cihazları görmeye başladık. Geçtiğimiz günlerde de ben bir tanesini incelemiştim. Asus'un um vardı. İşte içerisine 12 tane SSD koyuyorsun M2. 10 gigabit çıkış vermiş sana. Bu SSD'lerin sana erişim hızını ve gücünü kullandırıyor Hı -hı. ama 10 gigabit yetmiyor. Neden yetmiyor? Abi içinde 12 tane SSD RAID'de çalışıyor. Daha yani çalışıyor. onlar... çalışıyor. Tabii canım 10 gigabit değil orada. Hani çok çok daha fazla bir şey ihtiyacım var. Kesinlikle. Şimdi mesela yeni versiyonun onda Thunderbolt koymuşlar. Diyor ki yakınındaki PC'ye Thunderbolt'tan hmm. bağla. Uzaktan. Uzaktakiler buna cheat 12, 10 gigabitten ulaşsın. Çok mantıklı bir şey yani. Evet. Yani zaten Thunderbolt kullanmamız lazım. Thunderbolt hani eski versiyonu dahil, e, muazzam hızlar ulaşan muazzam bir teknoloji aslında. Yani evet. birçok şey de yok çünkü en üst segmente koyuyorlar. Yani çok pahalı çünkü. Hem Intel hem AMD burada bir patent istiyor. Patente evet bedava verdiler ama yine de bazı şeylerde patentler istiyor. Bu en büyük sıkıntı. Çünkü hani normal USB olan şey 100 dolarken Thunderbolt olan 300 dolar oluyordu minimum. Çok da alınamaz bir noktaya eriştiriyordu. Hani o gücü %100 kullanacaksan alıyorsun. Ama şey fikir çok iyi. Hani İki tarafı sadece USB ile birbirine de USB değil, de yani teorik olarak hani Thunderbolt'ten birbirine bağlayıp hem PC'den PC'ye erişim, üzerine görüntü aktarımı, üzerine data aktarımı ve aynı zamanda cihazlarını e, hid dediğimiz hani klavye, mouse gibi cihazlarını da aktarabiliyorsun, onu da kullanabiliyorsun. E bu yani teknik olarak ben mesela benim için muazzam bir şey çünkü ben capture card kullanıyorum bu dediğim için e, iki farklı cihazın birbirine erişimi için. E, Mouse Without Borders diye bir tane program kullanıyorum. Bunları kullanıyorum zaten. E ben bunu tek bir kablo ile yapabileceksem, Capture Card da kullanıyorum görüntü aktarımı için. Bir Thunderbolt da ben hepsini halledip daha yüksek seviyelerde aktarabileceksem, Bitti müthiş bir evet. için yapılmış bir şey. Yani evet, herkese yarayacak bir ürün değil. Ama spesifik ihtiyaçları olan insanlar için hali hazırda zaten Bende Thunderbolt varsa bir kablo takacağım ben ve benim için bitmiş olacak bir olay yani 3 tane ya cihaz iptal etti. Ben istedim. söylüyorum buna. Şimdi sadece profesyoneller diyor. Sonrasında zaten mesela 8K video standart olduğunda sen cep telefonunla 8K video çekmeye başladığında senin bunu aktarmak için daha hızlı bir veri yoluna ihtiyacın olduğunu o zaman fark edeceksin ya bu vatandaş olarak. Evet, yani olarak. En üstten başlayıp aşağıya doğru geçeceğiz yavaş yavaş. Ha evet. Yani F1 arabalarındaki vites teknolojilerinin, diferansiyel teknolojinin, sispansiyonların, güvenlik teknolojilerinin bir gün sonra yani daha doğrusu yıllar sonra normal binek araçlara kadar inmesi ben böyle bakıyorum yani. ilk başta Thunderbolt'u evet biz kullanacağız yoğun. Sonra halk cep telefonu Thunderbolt üstünden şarj edecek ama umurunda olmayacak. Thunderbolt olduğunu bilmesine de e gerek zaten yok. zaten şu anda te teknik olarak dediğim var. USB-C dediğimiz şey aslında evet. Thunderbolt'un 3 versiyonu. Hani 3'ün biraz daha optimize edip bazıların bazı yerlerini kırpılmış çünkü ihtiyaçları yoktu. Bazı yerlerinde geliştirilmiş. Orada bir düzeltme geçeyim. Yanlış anlaşılabiliyor. USB-C dediğimiz standart bir port standart. Ha, evet, evet. Bağlantının tipini. Ama USB standardı hızını belirliyor. Yani her USB-C Thunderbolt hızında e, değil. olmuyor. Evet, yani. o... USB-C olup koptuk. USB 2 <laughs> hızında olan evet makinalar var. iPhone'lar gibi. Evet. <laughs> Nasıl yapmışlar hala yani... bak düşünüyorum. <laughs> i̇nsan oraya koymuyor. Mühendis olarak bir çekinir ya abi. iPhone yaptık USB-C var. Bunu usb c yapalım en azından diye de. Yok koymamışlar adamlar. Ya işte. Abi Nvidia CEO'sunun kazandığı para ortaya çıktı gördün mü? Gördüm. Keşke görmesin. Ama bu arada sadece kendisinin de değil ya. Yani herkes inanın. Nvidia'daki herkes biz konuşmuştuk hatırlarsan. Mühendisler çalışmayı evet. bıraktı diye. A avaraj, bir, erken. avaraj bir, bir mühendisin şu anda 10-20 milyon doları varmış hissede. Hani bitirmişler kafada. Şimdi Adam 3.7 oranında hisseye sahipmiş yüzde ve 70 şey kaç milyar dolar ediyordu? Şu anki servetiyle 36, beraber katlanan servetler 36 yani 36 milyar dolarlık bir servete pardon, 36 sahipmiş. Pardon. buçukmuş. O buçuk 500 milyon yaptığı ha. için söyleyeyim evet. dedim hani. Buçu <laughs> <laughs> atmayalım burada. Bu adamın serveti. Bir de bu senede işte başarılı geçen bir dönem ardından adama 36 milyon dolar vermişler. Az vermişler söyleyeyim vermişler. mi? Yani Evet tazminatım bu diye. Ama ev, mev, her şey şirket karşılıyormuş zaten adama güvenliğine kadar. Ya ama yani şöyle bir şey var. Bu hani e, Jensen bütün şirketten sonradan gelip yükselten birisi değil. Bu arada en başından 80 beri burada. milyarmış abi. buçuk 80 80 milyar, milyar, milyar çok, dolarmış. Maşallah. Ama yani evet, şöyle diyorum. adama fakir göstermişiz. Evet ya yani böyle bir yani adam en başından beri Nvidia'da. Herif zaten hani şeyine bakınca adamın hani CV'sine adam çalışıyor çalışıyor mezun oluyor Nvidia. Bitti. Hani şirketi kuruyor ve orada. Ben yıllardır buradayım evet. ve ben bunu büyüteceğim diyor ve gerçekten de hani şu anda bakıyoruz. Hani AI konusunda tekel. Te, yani direkt tekel diyorum başka hiçbir şey yok çünkü. E, ekran kartında dominant. Tekel e, olmasa AMD da. Biliyorsun masaüstü ekran kartı konusunda. Karlılıkta kaybetti. Bayağı bir gerileme yaşadı. Satışları ciddi şekilde düştü. Konsol satışları düştü. Evet, oradan da negatif AMD şey yapıyorlar? AMD oradan da bir para kazanıyordu. Ondan da kazanamıyor. Konsol satışlarında da ciddi bir tepe taklak dönüş var. Şimdi konsol deyince var. AMD yine kazanacak. Çünkü Switch'in bir sonraki versiyonu geliyor. AMD çipi kullanacak. Ha, evet. iki tane kullanacak. Hani oradan da paraları çekecek. Evet, muazzam paralar değil. Şimdi EA'nın yanında gerçekten hepsi damla kalıyor ama yani yine çok iyi paralar. Tabii canım adam orada bir para varsa o da bana aksın diye bakıyor. Şimdi AMD'nin bütün geri kaldığı boşlukları doldurdu. Bugün şeyde bilmiyoruz bu arada. Evet PlayStation 5 Pro belki AMD ile geliyor. Belki de adam PlayStation 6 için gitti Nvidia'nın kapısında yatıyor şu anda. Abi biz ne yapabiliriz seninle beraber diye. Bilmiyorsun evet. ki yani süreci. Sadece bu da değil bu arada. Şimdi hani ekran kartı oyunlar hakkında falan konuşuyoruz ama hani network dediğimiz A şey cihazlarında evet. da Nvidia var her tarafta yani. Şimdi sen böyle yüksek hızlara ulaşmak istediğinde Intel'le Nvidia kapışıyor orada da mesela. Kesinlikle öyle. Yani her yani, yerde. Her yerdeler ya. Ve yani öyle kritik noktalardalar ki başka bir tercihin yok. En büyük sıkıntı bu. Hani AI konusunda, network konusunda bu adamlar öyle bir yerleştiriyor ki kendi öyle bir yani sonra bu şey olarak değil, milleti zorlayarak falan değil. Yaptığı cihaz o kadar iyi ki sen bu demişti ya, bedava verser kullanmazsın. AI'da böyle yani. Adamla bedava verse kullanmıyorlar. Çünkü zaman kaybından para kaybı yaşıyorlar. Kesinlikle öyle abi. Acayip bir yerin noktaya doğru gidiyor. Samsung da aslında çok az konuştuğumuz ama dünya için çok değerli teknoloji üreticilerinden bir tanesi. Evet. Az konuşuyoruz diyoruz. Hani cep telefonu ve televizyonu çıktığında bütün halk duyuyor ama mesela adamlar şimdi şeye çalışıyorlarmış. Cam üzerine işlemci üretimiyle beraber. Biliyorsun bu camla beraber ısı özellikle yalıtımı, ısı verimliliği konusunda ve bağlantıların stabilitesi, daha fazla ara bağlantı yapılabilirliği konusunda gelişmeler sağlanması bekleniyor. Daha az ısınan, daha gelişmiş, daha karmaşık yapıların daha küçük boyutlarda yapılabilmesi söz konusu olacakmış. Cam alt tabakalı hmm. işlemcilerle silikonlarla beraber. Yani silikon demeyelim, cam alt tabakalı yeni yongalarla Yonda, diyelim. Evet. Çünkü silikon silikonu, değil artık. silikonun yerini alacak bu. Evet. Daha az hataya söz konusu oluyor ve daha verimli üretim senaryolarına izin veriyor diyorlar. Samsung bu konuda şimdi hızlandırıyormuş elini. Ve Samsung'dan yine bir başka haber DDR3 belleklerin Hynix'le beraber fişini çekmişler artık üretmeyecek evet, demiş. Artık... HBM 3 belleklere yönelmek istiyoruz demiş. Ya zaten çok pahalı olmuştu şu anda DDR3. Hani hiç baktınız mı almaya çalıştınız mı bilmiyorum ama hani böyle eski PC'leri bazen öldüğü için hayatta tutmak için DDR3 alman gerekiyor. ddr 4ten daha pahalıydı. Ee, şimdi az artık var evet, az var ee, şimdi gittikçe daha da uçacak evet bu arada Samsung'un hani az konuşuyoruz telefon filan de demiyoruz ama hani bir bu dediğin gibi DDR hani RAM'de çok yani çok iyi değiller en iyiler üzerine SSD hala sektörü en ileriye taşıyan adamlar bunlar hani sadece bunlar. E bak bin katmanlı yeni NAND teknolojisi üstüne çalışıyorlarmış evet. bir petabyte. Yani 1024 terabaytlık SSD'ler göreceğiz M2. Ya yani bir şaşırtmaz işte Samsung bu tür konularda özellikle şimdi de şimdi tekrar bu hani Amerika devletinden aldığı yatırımlarla işlemcilerde de daha düşük bu hani bu cam teknolojisini büyük ihtimalle o araştırmalarla yap, ilerletmeye çalışacaklar. O paralarla ilerletmeye çalışacaklar. O yüzden hani Samsung çok dağılmış bir şirket. Dağılmıştan kastım kötü manada değil. Hani her yerde eli kolu olan bir şirket. Ve şeyi de görebiliyoruz buradaki deneyinlerin ortada birleşmesini de görebiliyoruz. Birbirlerine destek olmasını da görebiliyoruz. Ee, zaten asla hani şey yapabileceğimiz bir şirket değil. Hani umur, abi, Samsung'da neymiş diyebileceğim bir şirket değil. Çok aslında değil, hani asla en ay, teknolojinin temellerinde olan bir şirket. Çünkü yani en temelinde zaten o direm dediğimiz şeylerden o yani en temeli bu. Özünde. Ya bugün birisi bana soruyor işte abi SSD alacağım ne alayım? Tek atışta Samsung kal diyorsun kafan <laughs> rahat abi hiçbir şey Aynen. Hiç şu marka aklına gelmese Değil Samsung kal yani mı? kafan Samsung rahat. Samsung al abi bütçen yoksa diğerlerini konuşuruz ama param var mı 990 Pro. Tamam. Pro zaten serisini aldığın ee, zaman bitti. iş bitiyor. Abi oyun sektörü içinde enteresan bir dönüşüm var. Şimdi oyuncu monitörü dediğimizde işte 0.5 nanosaniye indik ama işte grid to grid e falan filan diye kapışmalar vardı. Sonra OLED'ler çıktı. 0 0 3 nanosaniye evet, bitti dedi. Direkt. De, yani. 0, 0 5 falan bitti. dedi. Sen yani. gözün görmüyor Aynen. artık. <laughs> <Mazeret> de kalmadı <laughs> bize buramadığımızda. Kesinlikle öyle. Ve OLED monitörler yaygın bir şekilde kullanıma başladılar. Özellikle gelecek sene piyasanın orta üst segmentte full OLED oyuncu monitörüne kayacağı söyleniyor. Zaten hissediyoruz şu anda. Yani, yani son bu e, CES'de açıklanan her şeye de bakarsan bir tane normal monitör açıklanmadı. Hepsi OLED. Full. Evet. Kesinlikle abi. Şimdi değişim de LCD de mesela LCD üretmeyi durdurmuş. OLED'e yüklenecek. O derecede. Tabi yani LCD ekranların sonu yavaş yavaş geliyor yani çok basit. Fiyat da iniyor. Makinalar haricinde görmeyeceğiz bir. Evet, yani evet. Ömür konusunu falan halledince bu alette bunlar gaza bastılar haber ya, yani. Fiyat da inmeye başladı şimdi tabii ki de hala yüksek monitörlerde de televiz televizyonlarda OLED'ler bir tık daha inmeye başladı çünkü hani birçok firma girmeye başladı sektöre. Monitörde biraz daha hala en yüksek segment de var çünkü sadece hani OLED koyuyoruz diye aynı zamanda her özelliği koyuyorlar. Hani printer de olsun bilmem ne de olsun filan deyip ne varsa ne yoksa atıyorlar. O yüzden fiyat biraz daha artıyor. Şimdi yavaş yavaş şey de gelecek en yüksek segmentten dediğimiz gibi her zaman böyle aşağı 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 da dağılmaya başlayacak. Daha böyle hani 2K OLED'lere şu anda 2K'dayız gerçi 2K 240 Hz'lerdeyiz 4K'lara geçmeye başladık. E, yavaş yavaş bütün hepsinde fiyatlar da inerek inşallah e, biraz daha dağılacağız. Ama OLED'ler yani görsel olarak çok iyi aletler. Yani kesinlikle öyle ve şey söylüyorlar zaten. Hani 2025 yılında 2,5 milyon adede ulaşacak söyleniyor yani satışların. Geçen senede, de yani geçen sene de aslında 2024'ün boyunca satış adedi olarak da işte 1,5 milyon ünite satarız diye bakıyorlarmış. 2025'te 2,5 olacak. Geçtiğimiz sene 550 milyon satmışlar. Çünkü geçtiğimiz sene aslında başladı yeni bu monitör hmm, 550 Ona bin de rağmen milyon çok iyi değil. Satış. Milyonsa çok diyecektim. Pardon tabii. 550 bin tamam, ya karıştırdım. Milyar milyon konuşurken evet. sen ne diyorsun? <laughs> e, yine bu arada 550 <laughs> bin çok iyi benim düşün yani şeye göre. Sadece en üst segmente sattıklarını düşünürsem. Tabii. E... Bir de o monitörler geç geldi birçoğu biliyorsun. E, tabii, çok tabii. kaliteli olan modeller. Duyurulan beklenen. Yani i̇yi adetlere ulaşmışlar. Bu sene 1.5 milyon. Gelecek sene 2.5 milyon gibi adetlerle domine edeceklermiş. Bu da son haberimdi. Evet. Böylece yine böyle bir teknoloji dünyasının içinden geçmiş olduk. Dilerim izleyicilerimiz için keyifli olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.